diyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi size bir şey okuyayım böyle. Tabi nerede geldiğimi biliyorsunuz o kadar uzaktan. Ama niçin geldim? Sizin için geldim, inanın. Allah tabi, Allah rızası için de. Geçen hafta da biliyordum, derse başlamıştınız, ben geç kaldım. Ben o zaman Taşi'deydim. Adel Üniversitesi var ya. Evet abi. Ha, o Orkum, o tır garajını geçtim. Orada hani bir şeyler satıyorlar ya. Oradan geri döndüm de dedim zaten başlamış. Bu arada yatsıdan başlıyor. Nasıl başlıyor derse? Abi yatsı daha okunmadı. Derse başlıyor, yatsıyı sonra kılıyor. Ha, kaçta başlıyor? Saati belli mi? Ders mi? Dersiniz. Saat 8.30 mu, 9 mu? Saat, haftaya mesela sonra. Haftaya 8.45'te başlayacak. Tamam. İlim. Şimdi, ulumun felsefenin vekaleti namına nefsin dedi. Şimdi size lazım olacak bir şey okuyacağım. Böyle kısa bir şey. Nasılsın, iyi misin? Anlıyorsun abi, siz de iyisiniz. Allah razı olsun. Gördüm, hoşuma gitti. Bu kainattaki eşyanın, yani okula gittiğiniz için, kısa bir şey olacak, yarım saat bir şey yapacağım. Bu kainattaki eşyanın, eşyadayken bir şeftali, bir nar, bir ceviz, tamam mı? Bir muz, hayal et. Herkes bir tane meyve hayal etsin. Zaten yarım saat konuşacak, tamam mı? Bak şimdi, bu bildiğin, kafada tuttuğun bir şey. Bu mevcudata müdahale, yani kendi eşyanın tabiatıyla bu mevcudata müdahaleleri var. Her şey bir sebebe bakar. Yani kafanızda tuttuğunuz bir şey, Allah ile ne alakası var yani böyle? Güneş var, su var, toprak var, dünya dönüyor. Sebepler tamam. Tamam, ondan sonra şeftali oluyor işte. Niye Allah yapıyor diye atına gelebiliyor. Tamam. Şimdi... Her şey diyor, bir sebebe bakar. Mesela örnek veriyor, devam ediyor. Meyve ağaçtan alıyoruz. Gökten meyve gelmiyor ki. Ağaçtan koparıyoruz. Ha, demek ki acaba ağaç mı yaptı? Hububatı topraktan istiyoruz. Böyle bir buğdayı. Oradan alıyoruz. Çok kısa yapacağım böyle. Baş tarafını dinlerseniz çok istifade edersiniz. Ya Allah'la ne alakası var tabii? Hani ben farz-ı muhal olarak söylüyorum. Meyve ağaçtan topluyoruz, tamam. Buğdayı da topraktan alıyoruz, tamam. En cüzi, en küçük bir şeyi de Allah'tan istemek ve Allah'a yalvarmak ne demek? Yani sen mesela çok yalvar yalvar, ağacı dikme. Elma olur mu? Buğday ekme. Olur mu? Olmaz. Ekiyoruz, yalvarıyoruz. Yani bu yalvarma, yani Allah'la alakası ne bu olayın? Tamam. Soruyu anladık mı? Biraz zor ama okulda hepiniz talep olduğunuz için sorarlar yani Allah ile ne alakası var? İşte toprak yapıyor. Bu derste çok dinlediniz de ben şöyle kastediyorum, bunda şunu kastediyorum. Şimdi elma şu yaptı, bu yaptığının dışında yani düşüncenize, zengin düşünmenize, mantıksal düşünmenize, körü körüne böyle şey değil de zengin düşünmenize vesile olur. Yani Allah'ım. Bak en acımasız ben soruyorum. Elmayı ağaçtan alıyoruz. Hububatı, buğdayı, otu topraktan alıyoruz. En ufak şeyi Allah'tan istemek ne demek yani? Zaten istemek, adam kafir istemeden dağcında da oluyor. Kafirin bahçesinde elma olmuyor mu? Elma sırf Müslüman bahçesinde mi oluyor? Yok. Peki bu Allah ile ne alakası var? Şimdi onu şey yapacak. O vakit nuru Kur'an ile sırrı tevhid şu gelecek sureti inkişaf etti. Kalbim o mütefelsif nefsime dedi ki, yani felsefe olarak düşünen, ben merkezli, felsefe derken okuldaki felsefe değil, pergelenince ucu var ya demir, onun kendi ölçüsü, kendi kafasına göre, bana göre denilen var ya, onun sebebi şu, pergelin ince ucunu kendisine koyar, ben merkezli düşünür. Yani ben olsam tövbe, Tanrı olsam, Allah demeyeceğim, Tanrı olsam şöyle yapardım. Tanrı olsam bela hastalıkları yaratmazdım. Tanrı olsaydım, tamam şöyle yapardım, öyle yapardım. Çok zengin olurdu. Ya şöyle bir şey misal vereyim bak.
Atmosferde azot oranı yüzde kaçtır bilen var mı? 76. Harika. %76 azottur. Oksijen kaçtır yüzde? 21. 22. Harika. 21. %21 oksijen var. Gençler, bu işin ehli diyor ki, biz nefes alırken gram oksijenden almıyoruz. Şey, oksijen alıyoruz. Azottan gram almıyoruz. Havada en fazla ne var? Azot var. %76. %21 oksijen. Hep oksijen alıyoruz. %76 azottan almıyoruz. Azottan alsak ne olur biliyor musun? Acıkma olmaz. Telef de, ihtiyaç da olmaz. Doyuyorsun. Açlık maçlık yok. Allah ciğeri oksijeni döndürmese de azota dönse insanda buğday olmaz. Acıkmayla hiç işimiz olmaz. Acıkma olmasa ne olur? Siz söyleyin, buğday ekilmeyecek. Ne olur? Acıkma yok. İnsanlık dünyası ne olur sizce? Çok daha mı terakki eder? Daha mı gayretli oluruz? Yoksa hiç hareket etmez mi? Ne olur? Tembelleşir. Nasıl tembelleşir? Güzel, çok güzel dedin. Kullanmayacağı için, onları kullanması için çalışıp ekip biçmesi. Tamam, çok güzel. Bak şimdi, buğday ekip biçmesi, bak, biçmek adına değirmenden tut. İnsana çıkıyor. Buğdayı merkeze koy. Rızkı merkeze koymuş. Bunu elde etmek adına araba lazım, uçak lazım. Yani birbirine dönüştürmek, mübadele etmek. Hayat durur. Ona ait bir misal vereyim. Musa Aleyhisselam dedi, ya Rabbi bundan bıktık, bu şeytandan. Allah'ım, Allah'lığın hatırına, Ulul Azm Peygamber'e, şu şeytanı devre dişi yap dedi ya. Hakikaten olsa ne olur? Oldu işte. Şeytan olmasa ne olur? Bak şimdi, olmuş. Allah da kabul etti. Şöyle bir indi Musa Aleyhisselam şehre. O kimse, şehirde kimse yok. Hiç kimse yok. İlk önce bakırcı dükkana gitmiş, kimse yok. Sonra atın nalını yapanlar gitmiş. Semer yapana gitmiş. İp şey yapan, örgü yapan yere gitmiş. Aynı böyle yazıyor. Hiç kimse yok. Hemen ilk gittiği ev kimin biliyor musunuz? İlk gittiği ev. Bakırcının dükkanına gitti. Dedi ki, niye dükkanı kapattın? Dedi. Niye çalışmıyorsun? Ey Allah'ın peygamberi. Değer mi ya çalışmaya diyor. Ya bakır yaparken ben ölürsem ne olur? Yani diyor, ne kadar kalacağız diyor. O zaman ümmetin ömrü 300 sene. 300 sene ya. 300 sene için değer mi diyor ya? Ya ben nasıl öleceğim belli mi ya? Ya bakır dövürken ölürsem? Dünyanın kıymeti mi var? Allah Allah. Semerciye gitmiş öyle demiş. İplikçiye gitmiş öyle demiş. Baktı ki hayat durmuş. Ya Rabbi affet beni. Şeytanı gene affet, aktif et dedi. Ertesi gün şeytanı aktif ediyor. Baktı ki oho bir şenlenmiş. Evine gitmiş ya. Evine gitmiş o bakırcının. Tekrar dükkana gitmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam diyor. Gene çalışıyor. Ya diyor insan diyor, cemaatte görmedim seni diyor. Kızacağım diyor. Ya mescitte yoktun diyor. Onları da namazı. Ya yapacağım işte. Tamam işte diyor. Baktı ki çoluk çocuğun rızkı bilmem neyi. Hayat akti. Her taraf şenlenmiş. Olsun, dünyada kafir de olmasa hayatın tadı olmaz biliyor musunuz? Herkes sahabe gibi olsa dünyada ne olur? Şu okulda herkes sizin gibi olsa, bu şeyde, bu iç köyde herkes sizin gibi düşünse yaşamaz biliyor musun? O zaman cennette de ne yapacak diyeceğiz? Olmaz. En zor işi kim yapıyor? Müslümanlar yapmıyor, kafirler yapıyor. Namazsızlar yapıyor. Niye? O vazifeyi yüklenip hayatı aktif etmek, din düşmanı olmak, Allah düşmanı olmak çok zor işi yapıyorlar ya. Çok tehlikeli işleri var. Çok zor. Çok tehlikeli işleri var Murat. Allah düşmanı olacak, ben de Allah'a anlatacağım. Ya 2,5 saatten beri yoldayım ya. Acaba zındık olması gelir mi? Herkes Müslüman. Şeytan olmasa ben 2,5 saatte gelir miyim buraya? Arabistan'da o atınlık var abi. Harika bir misal verdi. Harika. Teşekkür ederim yani. Babam ciddine rağmen.
Arabistan'da, İstanbul'da hiç Maymunt'ta şeyde oturuyorlar. Ben Mursi zamanında da gittim. Camilerde yatıyorlar ya. Bir hareket yok ya. Bir şey söyleyeyim size. Bakayım ilginizi çekiyor ama sizin yaşınız uzak. 98 vardı 1998. Böyle terör estiriyorlardı. Faili meçhul cinayetler vardı. Çivi çakıyorlardı canlı canlı insanların. O ara ben de 6 ay kaçmıştım. Daha da yaşamıştım. O zaman arabaların arkasında ne yazıyordu biliyor musun? Huzur İslam'da, Tekbül İslam, huzur sende yanmam. Neler yazıyordu? Şimdi bir tane yazı gördünüz mü? Huzur İslam'da bir yazı gördünüz mü? İşte tek önder bu, bilmem bir sürü vecizeler var 98'de. O hücum olduğu zamanlar. Şimdi hiçbir şey yok. Biz böyle hücum olmadığı zaman rahatlık bize batıyor. Başörtüsü serbest işte üniversitelerde. Şimdi hani üniversiteler başörtüyle mi doğdu? Emin oldun. Başörtü bir mücadelesi vardı ki Türkiye ayaktaydı. İyi oluyordu. Kimse duymazsa. Şimdi şey yaptığında ne oldu? Telefonu kapat da gel. Şimdi demek ki şeytan insandaki celali tarafını aktif ediyor. Şimdi gelelim buraya. Kur'an ile, nuru Kur'an ile sırrı tevhid, şu gelecek suretin kışafeti kalbim o mütefelsif nefsime dedi. En cüzi, en küçük şey, en büyük şey gibi doğrudan doğruya bu kainatın Halik'in kudretinden gelir, hazinesinden çıkar. Başka suret olamaz. Bir elma. Elma için güneş var, toprak var, dünya dönüyor. Tamam, Allah ile ne alakası var? Şimdi senin adın neydi delikanlı? Yusuf. Duyuyor musun abi? Bak. Şimdi Sultanahmet Camisi'ni düşünebiliyor musun? Bir düşün. Gördün değil mi? Oraya ben kamyonlar çimento boşalttım. Çimento da boşalttım. Demir boşalttım. Ne lazımsa yıldım. Her zaman. Mimar Sinan yok. Rüzgar uçtu. Güneş çaktı. Yağmur harcı ıslattı. Rüzgar karıştırdı. Şimşek kuruttu. Mimar Sinan'sız bütün malzemeler olsa bir ne olur? Mimar Sinan'sız Süleymaniye'yi düşünebilir misiniz? Sif tuğlayla, çimentoyla, demirle olur mu? Ha, o yapılması için şartlar. Ama onlardan daha mıyım? Onlara hükmeden, onların cinsinden olmayan taşa da hükmedecek, demire de, çimentoya da tuğlaya. Kim? İnsan. Yani bu masayı yapan masadan öncedir, masaya benzemiyor. Demek ki demire, çimentoya yön verecek, maksadına uygun onları kullanacak, onların cinsinden olmayan insan lazım. Anladın mı? Şimdi elbette ki Allah elmayı ağaca takmasın. Gökten atsa olur mu? Pat! Ne oldu lan? Elma ay başladı. Elma ayında nasıl anlarız? Gökten elma yağıyor. Domates ayında domates yağıyor. Karpuz yağıyor. Yani dala mı koymasa, dala koyunca ne oluyor? Dal mı veriyor yani? Yani tezgahta markete gidip tezgahın dışında meyveler var sebzede. Şimdi kasadan alıyorsun. Kasa mı veriyor şimdi bize? Ne alakası var değil mi? En cüzi, en küçük şey, en büyük şey gibi doğrudan doğruya bütün bu kainat Halik'in kudretinden geliyor. Hazinesinden çıkar. Niye? Güneşi soba yapan kimdir? Güneş kendisini biliyor mu? Tahmin et. Ağaç kendisini biliyor mu? Bilmiyor. Güneş kendisini bilmiyor da ne yapacağını, nerede ne yaptığını bilir mi? Dünyada domatesi ısıtıyorum, bayağı adamım diyebilir mi Güneş? Kendisinden haberi olmayan, yaptığı işte haberdar olur mu? Olmaz. Ha demek ki Allah Sultanahmet Camisi'ni yapmak için bu dünyada nedir? Malzemelerle yapıyor. Ama malzemelerden daha mühim Mimar Sinan gerekiyor. Yani o elmayı o ağaca takan, seni düşünen, seni bilen birisi. Ağaç kendisini tanımıyor ki seni tanısın. Peki o sebeple nedir? Malzemelerdir. Tezgahta malzemeleri koyduk. Yani nasıl olacak bu? Rüzgar işte, duyular, sibuklar, işte lehimler, kablolar, mikrofonlar. Aa bir baktık teyp olmuş.
Usta'da çok güzel bir misali var. Diyor ki, harika bir diyor, hayata sebebiyet veren bir ilaç görseniz, cansız, eczane diyor. Bu ilaç nasıl oldu? Şu anda bilinen 108 tane, ufaklı böyle yeni bulunan da 118 tane element var. Magnezyum, demir, kükürt değil mi? Malzemeler var. Nasıl oldu? Vallahi garip bir rüzgar, esti, camı açtı. Sonra gitti, o böyle dik bir vurdu, şişeyi devirdi. Şişeyi devirdi ama efendim böyle saat ibresin gibi böyle çevirdi kapağı. Pişt kapağı devirdi. Kalsiyum bu. Kalsiyum da ne kadar akması gerekeni akıttı. Bütün o akıtması gereken şişelerden hep böyle akıttı. Sonra anofor yaptı böyle. Bu malzemeleri karıştır ısındırdı. Sonra kaldırdı böldü işte neyimi. Parçalara koydu, kağıtlara koydu. Sonra içecek kadar duruma getirdiği kapları. Sonra orada bir bidon varmış. Mürekkep. Onu da bir vurdu. Orada da kağıt varmış. Kağıt da sarıldı. Yayıldı bu. Nasıl insanoğlu içecek? Tok karnı mı, aç karnı mı, çocuk mu, kadın mı, yaşlı mı? Kim içecek, ne zaman içecek? O reçeteyi de yazdı. Neler var içinde onu da yazdı. Sonra bidon düzeldi. Böyle bir ilaç olur mu? Bu da cansız bir ilaç ha. Eğer bir ot diyor bir elma ilaçtır. Yani şu anda en çok öne çıkarılan ilaç sarımsak. Bir de hiç ihal sarımsak çok duyduk da. Ben pek duymadığım bir şey varmış dünyada şimdi o şey. Yeşil soğan var ya yeşil soğan. Oymuş. Yeşil soğanla sarımsak. Kanserin temeliymiş yani vesaire. Vücudun o hantallığını, lenfosi sistemini aktive eden en güçlü şey bu. Yani peki dalındayken canlı değil mi bu? Hap hap. Niçin söyledim? Eczanedekiler cansız aspirin. Ama bu dalındayken canlı aspirin. Nasıl aktif ediyor? Demek ki malzemelerle bina Sultanahmet Camii olması için onları bir araya getiren, onların dışında insan denilen gayesi ve hedefi maksadına göre binayı şekillendiren bir mimar Sinan lazım. Zaten sebepleri de yaratan o iki satırım kaldı ondan sonra kesiyorum. Başka surette olamaz. Esbab ise bir perdedir. Çünkü en emniyetsiz ve en küçük zannettiğimiz mahluklar bazen sanat ve hılkat cihetinde en büyükten bak. Mesela bazen küçük bir şey değil mi? Elma ve hücre. En küçük şey nedir? Hücre. Hatta eskide misafirle belki duydunuz. Bir yumurta bir hücredir biliyor musunuz? Tek hücredir. Şu kadar bir yumurtadan tavuk çıkıyor. Büyüklüğü ne kadar? 1,5 kilo piliç. Fil neyle yaratılıyor biliyor musunuz? Bir damla değil. Gözle gözükmeyen bir hücreden yaratılıyor. Suda. Gözle gözükmeyen bir hücreden 6,5 ton fil oluyor. Gözle gözükmüyor. Kocaman bir yumurtadan 1,5 kilo piliç oluyor. Şimdi Allah ilk önce dese, yumurtayı gösterse, bir de bir hücre, damla da değil ha, bir hücre suyu gösterse, ey kulum bundan ne çıkar, bundan ne çıkar? Hiç kimsenin hatırına gelir mi? Şu büyükten 1,5 kilo, şu gözükmeyenden 6,5 ton fil. Biliyorsunuz fil 5 tondan aşağı yok. Pazarlık yapmam ya. Peki, en büyüğünü en küçükten, en küçükten de en büyüğünü yapıyor. Nasıl çıkartıyor? Acayip bir şey ya. İnsanı yaratıyor. İnsanı nereye yazmış? DNA var ya, DNA. Gözde gözükmüyor. Ne diyor biliyor musun? Mektep okuyorsunuz, bakayım anlayacak mısınız? Sıfır tam, %76. Ne oluyor? 0.76 var ya, milimetre. Yani sıfıra yakın. Uzunluğunda, DNA'da ne kadar bilgi tahmin ediliyor biliyor musun? Bitmiş değil, daha bildiğimiz diyor. Şuraya, şu kitaplar büyüklüğünde, ansiklopedi kitap, koy 76 metre yüksekliğinde kitap yığını kadar bilgi varmış. 76 metre ne demek biliyor musunuz? Boğaz Köprüsü'ne geçtiniz mi? Geçtiniz. Sudan köprüye yüksekliğine kadar arabaya? 70. Ondan yüksekmiş. Sıfıra yakın bir küçük bir yerde
Allah harf kullanmadı ha. Yani DNA'da harf yok. A, B, C, Ç, Elif, B, T, S, adenin, guanin, sütüzün, timin. O biz demişiz. Biz öyle bir demişiz. Öyle bir A yok yani orada. Allah harf kullanmadı, şekil de koymadı, yazı yazdı. Harfsiz yazı olur mu? Bu yazdı işte. DNA'da A, B, C, Ç yok. Elif, B, T, S yok. Şekil de yok. Yani ayvanın DNA'sında ayva şekli yok ya. Bak, Allah harf kullanmadan, yazı kullanmadan yazı yazıyor. Ha, demek ki arkadaşlar, sebepler o işi yapmaya zemindir, tezgahtır. Ama onları yapan bir tezgahtar olması lazım. Demek ki ya en küçük şeyi Allah'tan istemek. İşte en küçük şeyden bak fil çıkmış. En küçük şey. En küçük şey, en büyük şey kadar zor. Mesela şu dünyanın ne kadar eğiktir? Eğiktiğini biliyor musunuz? Dünya. Güneş etrafından dönerken eğiktiği düz mü duruyor? Eğik mi? Kaç derece? 23 dakika 23 27 derece. He, 23 dakika 27 derece. Aferin. Şimdi olmasa ne olur? O kadar hassas. Ha, bu eğmese. Ne olmazmış? Mevsimler olmazmış. Peki, güneş burada. Dünya burada. Hızını biliyor musunuz dünyanın hızı? Güneş Hanım. 108 bin kilometre hızla gidiyor. Peki, kendi ekseni etrafında da dönüyor. Böyle giderken böyle ben elimle bile yapamıyorum. Bak böyle dönüyor. Böyle dönerken güneşin etrafında da dönüyor. Kendi ekseni etrafında dönmesi ne kadar? Ezberlerseniz 3 tane 6. 1666 kilometre bölü saat. Böyle 1666 derken şeyler, F-16'lar 1500'de gidiyor. Yolcu uçaklar 850 ile gidiyor. 2 kat. Kendi ekseni etrafında böyle dönerken 108 bin güneş etrafında gidiyor kilometre. Siz 200'de giden, otobanda giden, 200'de giden bir arabanın üstüne oturabilir misiniz? 200. Otursanız ne olur? Pşşş! 200 ha? Çünkü 108 bin kilometrede giden dünyanın üzerine oturuyor, böyle ders deniyoruz. Allah'ın bir tanesine dedim ki uçakta, dedim şey, ben Kur'an okuyordum öyle, biraz öyle çenesini şey yapıyordum, ekmek, yemek tatlı, ben almadım, aldı, yedi. Yiyor. Dedim bir şey değil mi dedim. Baktı böyle. Ben cedeyim, yedi cedeyim o beden. Ya dedim eskide bulutların arkasında dedim bir insan yemek yiyebilmesi için Geylan olması lazım. Eski dedim böyle bir şey olabilmesi için Abdülkadir Geylani gibi bir zat olman lazım. Şimdi dedim hiç okumadan hakikaten Geylani gibi bir adamsın. Bulutun üstünde dedim bak yemek yiyorsun. Böyle bir Allah. Durdu. Hiç bunu böyle. Baktı, hiç hesaplıyor. Dedim bakayım netten gitmiyordum. Buluta baktı. Doğru dedi. Bulutun üstünde farkında mısın dedim ya. 12 bin fitte sen yemek yiyorsun. Bu Allah'a da isyan ediyorsun. Demedim de. Hadi. Vay be. Öyle odunlaşmış insan var ki, hep böyle insanlar arasında mı? Bak bir tane ters adama denk geldim. Biraz da şey yapayım dedim. Yani böyle ha öyle mi ya diyenlerin dışında bir adama denk geldim. Yani işi şu, bir yerde tesiste saat başı 30-40 kişinin kartını bakıyor. Yani basıyorlar, geçiyor mu basıyor. Yani tamam işçi, oturuyor. 40 kişi geçecek, 40 kişi kartını basıyor, dınk atıyor, geçiyor. Yani bu kartı basıyor mu basmıyor mu onu kontrol ediyor, böyle oturuyor. En fazla 40 kişinin kart basması 10 dakika alır. Zaten 10 dakika sonra bassa kabul etmez yani. 5-6 dakikada geçiyorlar. Ondan sonra 1 saat boşta biliyor musunuz? 10 geçe zaten kilitleniyor. Sonra 2'de ise 3. sırada gelecek, saat 3'te gelecek kişiler de böyle. Her saat başı 10 dakika veriyor ve sabah 8, akşam 8, kaç saat ediyor?
yani akşam 8, şey sabah 8, akşam 12. 12 saat. 10 saatte 10 dakika veriyor her saat başı. 50 dakika boş. Her saat başı 50 dakika boş. Adama dedim ki, ya ne nimetler içindesin dedim ya. Allah sana ne nimet verdi, böyle durdu. Hı falan dedim. Bak dedim, bir saat içinde en fazla 10 dakika veriyorsun, 50 dakika boş. Ve her gün dedim ben böyle 2 sayfa kitap okusan dedim burada. Ne acaba olur? Ne dese inanırız? Ben dedi 46 yaşındayım dedi, bana akıl verme dedi. Bana dedi patlıcanla soğan var ver dedi, varsa dedi. Soğanla patlıcan ne alakası var değil mi? Kafaya bak yani. Patlıcanla soğan. Anladınız değil mi kafa yapısını? Hani memleketi soğana satanlar var ya patlıcan. Evet, o patlıcan, ha, o kafa. Ha, o. Soğan ver diyor bak bak. Onun iyiliği için söylüyor. Bak şimdi niye bir yerden geliyorum şimdi de. Arabadan geçince tabii kalabalık oluyor ya. Dura dura geçtim ya. Soğan kaç para oldu? Bu memleket ne hale geldi? Allah Allah. Hemen o hatırıma geldi. Ha aynı adammış. Patlıcanla, sen bana patlıcanla soğan söyle dedi. En kötü durumdan biri buluta baktı. Doğru dedi. Bak nerede ne yiyorsun? Bu adamların kafasını yarsanız biçkiyle oraya mantığı, Kur'an'ı demiyor. Doğru yolayla yanlışı reddet. Kapattık, diktik. Bu adamın kafasına girmez. Patlıcan. Patlıcan ve soğan var. Kafa, bu dünyaya niçin gelmiş? Soğan ve patlıcan almaya gelmiş. Adamın patlıcan dünyası mı? Yani ne kadar işte sizin gibi böyle derslere katılmamış ki patlıcan değil de domates de olabilir yani. Domates ekmeği. Demek bu çok garibime gittiği için sizinle de paylaştım. Bu hakikati çok güzel de devam ediyor. Ben burada kesiyorum. Demek ki sebepler bir şeyin mutlak vücudu ortaya çıkması için değil. Domatesin için güneş lazım, toprak lazım, hava lazım, madenler lazım, su lazım. Ama bir de Mimar Sinan lazım. Onları, o oranlarını, kimyasını, karabiberini, ne kadar pişireceğini ve bu ne işe yarayacağını bilmesi, bilen bir zat olması lazım. Sebepler malzemelerdir. Fail ise, onu yapan Mimar Sinan ise bu olayın arkasında olayı yönetendir. Bak 23 derece 27 dakika. Bunu eğmiş. Bu eğiklik de 1666 kilometre böyle kendisi dönecek. Böyle dönerken de böyle gidecek. Ne kadar? 108 bin kilometre hızla. Ve denge bozmayacak. Peki 108 bin kilometre hızla gitmesinin sebebi, eğer biraz yavaş gitse, bir saniye yavaş gitse, merkez çekiminde dünya çekilecek güneşe, onu yakacak. Bir saniye daha hızlı gitse, şu çizgiden gidiyor ya, merkezden kaçacak ve fırlayacak. Tam yerinde olabilmesi için, bir, kendi ekseni etrafında dönüşü, 23 derece 27 dakika eğikliği, 108 bin kilometre hızı ve içindeki yetmiyor, şu dünya, şurada bir dağ oldu mu? Şurada bir tane ona göre bir vadi olması lazım. Tamam mı? Dengelensin dünya. Mesela arabalarda belki görürsünüz arkada veya direksiyon araba kullanır. Tak 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 olur. Böyle lastik şöyle olur ya. Direksiyon da böyle böyle olur. Bunun balansı gitmiş. O lastiği döndürürken nerede eksikse oraya gram şey yaparlar. Kurşun çakarlar. Niye? Lastik dengeli dönsün diye. Yoksa arabayı böyle 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 yapar. Lastik böyle böyle yapar. Şimdi düşün. Dünyanın bir balansı yok mu? O kurşun çaktılar bir. Yani böyle 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 dönse ne olacak? Bir böyle bazı yollar var böyle. Araba böyle gidiyor. Böyle şimdi geçince böyle aziz rezilin bir şeyin var ya, orası o yol öyle. Şimdi geliyordum böyle sağlı. Şimdi bu dünyada yaşanır. Yani sebepler malzemelerdir. Fail yapan değildir. Sebepler düşünülendir, düşünen değil. Sebepler matbaadır, matbaacı değildir. Sebepler
merhametin malzemeleridir. Merhamet sahibi değildir. Sebepler aklın materyalleri, malzemeleridir. Alim değildir. Alim bunların arkasında bunları yönetendir. Yani maddelerin, kör maddelerin bir araya gelip de gören göz olmuyor. Göz oluyor ama bu göz gördüğünü mü zannediyor? Bu göz fotoğraf çekiyor. Gören ruhtur. Bu resmi çekiyor. Görüntü burada, ruh seyrediyor. Bu radardır. Radar var ya, kamera. Kamera fotoğrafı çeken, gören ise içeride ekranda onu denetleyen, gören teknisyendir. O resmi alır, o kadar. Gören değildir göz. Fotoğrafı alandır. Gören ruhtur. Ses dalgalarını elektrik haline getirip, ses dalgasını buraya elektrik dalgaları impulse getiriyor. Burada bu elektrik dalgasını, böyle 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 dalgasını sese dönüştüren ruhtur. Merhameti anlayan ruhtur. Madde değildir. Yani maddeyi yöneten maddenin arkasındaki latif şeylerdir. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ El Fatiha.